Merhaba, bugün size nalburcuk.com olarak son zamanlarda çok popüler olan spiral bahçe sulama hortumlarını kısaca tanıtacağız. Bu ürün Daye'nin 5910S modeli, 10 metrelik modeli. Bunun aynı zamanda 7,5 metresi ve 15 ve 30 metreleri de mevcut. Hepsi aynı şekildedir, sadece spiral uzunluğuna göre, kullanım yerine göre kısa, uzun, artık sizin işinize hangisi yarayacaksa ona göre seçebilirsiniz. Bu 10 metrelik model. Şimdi bu spiral hortumlarda en çok karşılaştığımız sorulardan birisi bizim musluğumuza ya da bizim çeşmemize uyar mı gibisinden sürekli sorular alıyoruz. Biraz da aslında ona bir açıklama getirmek istedik daha doğrusu. Öncelikle şimdi bu 10 metreliği açarsak tüm spiral hortumlar bu şekilde gelir. Aslında farklı markalarda, yani bu Daye olduğu için demiyorum, diğer farklı marka spiral hortumların da içeriği aynıdır. Sadece renkleri farklıdır, şekilleri farklıdır. Şimdi açtığımız zaman ürünü bu şekilde spiral hortumu ve tabancası gelir. Şimdi öncelikle şu kısma tabancayı takıyoruz, onu göstereyim size. Bir de en çok yapılan hata, buna bastırılmıyor. Şu şekilde kalıyor, ondan sonra buradan su atıyor deniliyor, oturmuyor diyorlar. Bunu biraz bastırmanız gerekiyor, bu sesi duyacaksınız şık diye. Şu şekilde açılıyor ve şu şekilde bastırarak, bu şekilde değil, bastırarak takmanız gerekiyor. Burası zaten hortumun uç kısmı, bu sabit şekilde kalıyor. Şimdi en çok soru gelen kısma geleceğim. En çok soru gelen kısım bağlantı kısmı. Yani çeşmemize, musluğumuza uyuyor mu, uymuyor mu gibi. Şimdi tüm spiral hortumlar, dediğim gibi, farklı markalarda da olur, Daye olmasına gerek yok. Tüm spiral hortumlar bir kısmına tabanca gelir ve diğer kısmında da şu şekilde musluk bağlantı adaptörü ile beraber gelir bu ürünün üzerinde. Şöyle gördüğünüz gibi çıkartıyorum tekrar. Bunlarda da aynı şekilde bazen şöyle takıyorlar ve su kaçırıyor denilir, bastırmıyorlar. Yani şu şekilde bastırmanız lazım, oturması lazım. Bunu tekrar gösterdim çünkü bu da çok sorun olarak bize geri dönüş oluyor. Bastırıp takılması gerekiyor, bu şekilde açılıyor. Dediğim gibi ürün bu şekilde geliyor. Şimdi musluklardan göstereceğim hangi musluklara uyumlu olduğunu. Biraz daha açık ve net olacak. Şimdi şöyle bir musluğumuz var. Normal küresel bahçe musluğu. Bir de şu şekilde musluğumuz var. Klasik musluk dediğimiz musluklar. Şimdi bu ürün öncelikle bu küresel bahçe muslukları, burası vidalıdır. Aynı zamanda çamaşır makinesi muslukları da buraları vidalıdır. Eğer bahçenizde veya kullanacağınız yerdeki musluk bu şekilde bir musluksa, yani bu tarafı dişli bir muslukta, hiçbir sıkıntınız yok. Direkt geliyorsunuz musluk kısmına göre, diş kısmına göre, bakın bu burası uymaz. Adaptörden bunu söküyoruz. Şu kısmı söküyoruz. Bu kısmı söktükten sonra diğer kısmı 3 çeyrektedir ve genelde musluklar 3 çeyrek olduğu için direkt uyumludur. Bu şekilde musluğunuza taktınız. Dediğim gibi çamaşır makinesi musluğu olabilir veya bahçe musluğu olabilir. Yani musluğunuz bu şekilde vidalıysa hiçbir sıkıntı yok. Bunu buraya takıyorsunuz. Ürünü aldığınız gibi direkt bunu da buraya taktıktan sonra bu şekilde kullanıyorsunuz. Çıkartırken de bu şekilde. Tekrar söylemek istiyorum. Şu şekilde takılıyor ve su kaçırıyor deniliyor. Bastırmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok. Eğer musluğunuz, tekrar şimdi başa dönüyorum, musluk dişliyse hiçbir sıkıntımız yok. Bunu buradan kaldırıyoruz. Eğer musluğunuz klasik tip musluklardan ise, yani bu şekilde musluklardansa, bu musluklara bu hortumlar uyumlu değildir. Bunlara uyumlu olması için kelepçeli dediğimiz, yani şu şekilde kelepçeli musluk adaptörleri, bunlara kullanabilirsiniz. Bunun çeşitli markaları var. İşte Titi'nin satıyoruz biz. Kodu 2213. 2213. Farklı markalarda da var. İsmi kelepçeli musluk adaptörü olarak geçiyor. Eğer musluğunuz bu tip bir musluk ise bu adaptörü ayrıyetten almanız gerekmektedir. Çünkü spiral muslukların içinde bu adaptör yoktur. Eğer musluğunuz buysa, bunu aldınız, spiral hortumunuzu bu şekilde geldi ve bunu da ekstra olarak yanında sipariş etmeniz gerekiyor. Bunu da göstereyim ben size nasıl çalıştığını. Şu şekilde açalım adaptörümüzü.
adaptörü açtığınız zaman basit, musluğunuz bu şekilde. Geliyorsunuz buraya, musluğu takıyorsunuz. Musluğu taktıktan sonra kelepçesini şu şekilde sıkıyorsunuz. Gördüğünüz gibi biraz daha sıkabilirim. Ve bu şekilde hazır oluyor adaptörle beraber. Gördüğünüz gibi. Daha sonrasında tekrar şu kısma o zaman ihtiyacınız kalmıyor. Bu kısım ekstradan artıyor, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Çünkü kelepçeli musluk adaptörünü kullanıyorsunuz artık. Direkt buraya geliyorsunuz. Bastırarak, yine aynı şekilde bastırarak oturduğunuz zaman normal muslukta da kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde. Bunun dışında şey sorusu da çok fazla geliyor. Mutfak bataryamıza takabilir miyiz? Veya evye bataryalarına takabilir miyiz diye, ama maalesef bunların direkt evye bataryalarına veya mutfak bataryalarına takıp kullanma şansınız yok. Musluğunuz olması gerekiyor. Eğer musluğunuz bu tip bir musluksa musluk adaptörünü, kelepçeli musluk adaptörünü almanız gerekiyor. Eğer musluğunuz dişli bir bahçe musluğu veya çamaşır makinesi musluğunda da aynı şekilde diş vardır. Çamaşır makinesi musluğuysa hiçbir şey almanıza gerek yok. Direkt içinden çıkan musluk adaptörünün siyah parçasını çıkartıp diğerini buraya taktıktan sonra kullanıma hazır bir halde sıkıntısızca kullanabilirsiniz.